Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Alo. Merhaba Zeynep. Merhaba Elif. Nasılsın? Ders çalışıyordum. Sen nasılsın? İyiyim. Bir konuda fikrine ihtiyacım var. Tabii ki. Konu ne? Kuzenimin doğum günü yaklaşıyor ama bir türlü hediye seçemedim. Belki sen güzel bir fikir verebilirsin. Fikir verebilmek için neleri sevdiğini bilmem lazım. Aslında uçurtmaları çok sever. Ne kadar aradıysam da bulamadım. Aa, neden sen bir tane yapmıyorsun? Olur mu ki öyle? Neden olmasın? Bence emek harcanarak hazırlanan bir hediye çok daha özeldir. Ama ben uçurtma yapmayı bilmiyorum ki. Merak etme, biz sana yardım ederiz. Bu defa kusursuz bir plan yaptım. Harikasın patron. Ay ay ay. Ay 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 ay. Hiç sızlanmaz mı? Birinin arkasından sessizce yaklaşılmaz. Ama patron, haritada ne yaptığını görmeye çalışmıştım. Bunu bilemeyecek ne var? Tabii ki yeni planım üzerinde çalışıyorum. Bu kez planımız nedir patron? Haydarpaşa Garı'nı ele geçireceğiz. Haydarpaşa Garı mı? Tabii, şimdilik adı. Biz ele geçirince adını Gürgenpaşa olarak değiştireceğim. Dinle Azmi. Demiryolu ulaşımına ülkemizde çok önem verilmektedir. Peki İstanbul'da tarihi bir tren istasyonu var. Kim ismini biliyor? Hasan? Neredeyim ben? Haydarpaşa Garı öğretmenim. Evet Hasan. Haydarpaşa Garı İstanbul'un Kadıköy semtinde bulunur. Zamanında hem kara hem de deniz ulaşımı için kullanılmıştır. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı sırasında cephanelik olarak da kullanılmıştır. Cephanelik ha? Şimdi anladın mı Azmi? Yine anlamadım patron. Ah şaşkın Azmi ha! Düş peşime. Depoya gidiyoruz. Bir iki, bir iki, bir iki. Uçurtmanın kuyruğu hazır. Biz de çubukları çiviyle sabitleyip iplerini bağlayacağız şimdi. İpleri nasıl bağlayacağız? İpler uçurtma üzerine sabit bağlanmazlar. Uçurtma için özel düğümler vardır. Bu düğümler sayesinde toplandığında ipler uçurtmadan kolayca ayrılabilir. Uçurtma yapımında bu kadar bilgili olduğunu bilmiyordum Ali. Aslında düğümler konusunda biraz araştırma yapmıştım. Evde kendi kendime de biraz çalıştım. Sonra da kağıdını yapıştırdık mı? Uçurtma hazır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Patron, depomuzda bir tren var. Biliyorum, şaşkın. Evin yakınlarındaki demir yolunu buraya kadar uzattım. Önce Haydarpaşa Garı'nı ele geçireceğiz. Burası bizim yeni karargahımız olacak. Neden patron? Çünkü burası hem kara hem deniz ulaşımının kilit noktası Azmi. Bundan sonra işlerimiz çok daha kolay olacak. Elbette garda bazı değişiklikler yapacağız. Hadi atla trene. Çok güzel oldu. Elinize sağlık arkadaşlar. Siz olmasanız tek başıma yapamazdım. Arkadaşlar böyle günler içindir Elif. Kendimize de birer tane uçurtma yapsak mı? Çınar bizi çağırıyor. Ha?
Merhaba çocuklar. Merhaba Koca Çınar. Gürgen ve Azmi yine iş başındalar. Yine mi? Evet çocuklar, bu kez Haydarpaşa Garı'nı hedef almışlar. Ama takdir etmek lazım. Vazgeçmek nedir bilmiyor. Tıpkı bizim İstanbul'u korumaktan vazgeçmeyeceğimiz gibi. Bu yüzden size güvenim tam çocuklar. Hadi vakit kaybetmeyin. Ben araştırmalarıma başladım bile. Bunlar nedir patron? Bu Azmi, Garın yeni ismi. Gürgen Paşa Garı. Işıl ışıl, ne güzel olmuş. Evet Azmi, dış duvardaki eski saati de değiştirmeye karar verdim. Tarihi bir saatti. Fakat tarihi yeniden yazmak istiyorum Azmi. Peki bu ortadaki büyük kutu nedir? O yeni tuzağımız paketçi. Gerçek bir karton paket gibi görünüyor ama tahta kadar sağlam. İstanbul muhafızları bizi hep hazırlıksız yakalıyorlar Azmi. Bu kez onları kandırmanın yolunu buldum. Biz bu bilgisayarın başındayken sırtımız kapıya dönük olacak. Sonra İstanbul muhafızları gelecek. O zaman bizi gizlice yakalarlar. Aynen öyle düşünecekler Azmi. Ama gizlediğim gizli kameralarla İstanbul muhafızlarının geldiğini bilgisayar ekranından görebileceğiz. Onlar bize gizlice yaklaşacaklar. Tam işaretli noktaya geldiklerinde ise tuzağıma düşecekler. Yani gerçek anlamda paketlemiş olacağız. Hadi Azmi, yeni karargahımızı gezelim. Yaşasın! Küçüklükten beri astronot olmak istedim. Tam 35 yıldır tarihten kaldığım için astronot olamadım. Ey İstanbul! Bir gün tarihe adımı yazdıracağım ve tarihten geçeceğim. Seni yeneceğim İstanbul. Vay, vay, vay oyuna bir bak. Kameramı kaptım geldiğim Azmi. Gel yanı kutudan çekeriz Azmi. Kıvrıla kıvrıla gidiyor raylar. Gürgen Paşa bunu çok beğendi. Paketimi kaptım geldiğim Azmi. Tarihi yeniden yazalım şimdi. İstanbul muhafızlarına bir Bağdat bileti keselim şimdi. Bugün geleceğim seni İstanbul Haydar Paşa Karında artık yazacak Gürgen Paşa. Gürgen Paşa, Gürgen Paşa, Gürgen Paşa, Gürgen Paşa. Gürgen ve Azmi ortalıkta görünmüyor. Her an bir köşeden çıkabilirler. Bu tren onların olabilir. Haydarpaşa Garı 1908'de İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde İstanbul-Şam-Medine seferleri de yapılmaya başlanmış. Gelin ön tarafa bakalım. Hadi. Gar binası her biri 21 metre uzunluğunda 1100 adet kazık üzerine inşa edilmiş. Tabii ki bu kazıklar suya karşı izole edilmişler. İnanılmaz. Gerçek bir sanat eseri. İçeride göz atalım. Hadi Zeynep. Hemen arkanızdayım arkadaşlar. Bak Azmi, işte geliyorlar. Çok heyecanlıyım patron. Bakın oradalar. İşte böyle olur. Geç olmadan yakalayalım. Gelin. Başaracağım. Tam buraya. Bunlar 4 kişi değil miydi? O
tuşa bastık mı tamamdır Azmi. Başardık patron. Onları yakaladık. Hem de çok kolay oldu. Patron, bence diğer arkadaşları da burada bir yerdedir. Arayalım mı? Haklısın Azmi. Ama önce tuzağa geri kuralım. Gürgen'le Azmi'yi uzaklaştırabilirsem bizimkileri kurtarabilirim. Tamam, tamam patron. Al da. Artık dışarıdaki eski saati yenisiyle değiştirebiliriz Azmi. Çok sevindim patron. Kadranlı saatleri okurken hep zorlanıyorum. Artık zorlanmayacaksın şaşkın. O kadar kolay olmayacak Gürgen. Önce beni yakalamanız gerek. Hah, ben de bir kişi eksik diyordum. Koş Azmi, kaçırmayalım. İyi misin patron? Sen devam et Azmi. Ben tersten gideyim. İki tarafta sıkıştıralım. Tamam. Bu düğümler de amma sıkıymış. Zeynep, sen Gürgen ve Azmi'yi buraya çekebilir misin? Ama daha sizi çözemedim bile. Düğümler konusunda iyi olduğumu unuttun mu? Bir planım var. Ay başım. Önüne baksana şaşkın Azmi. Aslında çok eğlenceli bir ikilisiniz. Sen şimdi görürsün. Ben sizden kurtulamayacak mıyım? Görünüşe göre hayır. Patron, iplerinden kurtulmuşlar. Biz de yeniden bağlarız Azmi. Sizden korkmuyoruz. Sizi bir yakalarsam trenle Bağdat'a kadar yollayacağım. Ama bizi yakalayamayacaksın Gürgen. Dört kişiyken bile bana gücünüz yetmez. Şimdi ise üç kişisiniz. Patron, Zeynep yok. Biz onu kovalıyorduk en son. Ne o? Küçük arkadaşınız korkup kaçtı mı? Kaçmadım Gürgen. Buradayım. Ne oluyor? Tebrik ederim çocuklar. Yine İstanbul'u korudunuz. Gürgen vazgeçmediği sürece bizi hep karşısında bulacak. Peki Gürgen ve Azmi'ye ne oldu? Artık Bağdat'a tren seferi yok ama bir güzellik yapıp Bağdat'a yolladık. Bu onlar için çok yerinde bir ceza olmuş. Çok heyecanlıyım patron. Daha önce Bağdat'ı hiç görmemiştim. Sus Azmi, sus! Sustum patron. Dolandı Gürgen, eğriyi doğruyu öğren bizden. İstanbul'u başıboş mu sandın? Karşında muhafızları buldun. Yandım Allah diye düştün, kaldın Bağdat çölünde. Yandım Allah diye düştün, kaldın yaban ellerde. Karınalı gözlüktün, İstanbul varken Bağdat'ı seçtin. Tabela mabela çok uçmuştum, karşımda muhafızları buldum. Yandım Allah diye düştüm, kaldım Bağdat çölünde. Yandım Allah